soya sütü ama organik olmak kaydıyla soya da çok lekeli gıdalardan bir tanesi. Çok riskli, özellikle GDO konusunda ciddi sıkıntı olan, onun için organik olmasına özen göstermesinde insanların fayda var. Arı sütü, o da çok eski kullanılıyor. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var. Yine keza bir diğer arı ürünü polen. En son da makak kökü tozu. Ben hep ısrarla bunu çok söylüyorum. Müthiş faydaları olan ve hem erkeklerin hem kadınların kullanabileceği nadir bitkilerden bir tanesi. Bir kerevize benzeyen bir kök. Hangisi? Burada, ama kökünü yurt dışına çıkarmak yasak. Yani Peru hükümeti tarafından özel korunan bir bitki. Hapis cezası var. Evet, Çinliler sağ olsunlar almışlar biraz. Kendileri üretmeye kalkmışlar. Hatta 5 ton alıp dünya pazarına 50 ton sürmüşler vesaire. Adamlar yasalarını değiştirdiler. Kendi yerel mahalli ürünlerine çok ciddi sahip çıkıyorlar. Bu aynı zamanda sporcular tarafından çok yoğun kullanılan bir şey. Hatta şunu söyleyebilirim. Olimpiyat madalyası olan güreşçilerimiz var. Kullanan bunu, onu söyleyebilirim. Ben de kullanmaya başlayayım. Olimpiyatlara katılmayacağım ama... Geçen programda söylemiştim, hatırlıyor musun? Size bir şey getireceğim diye, elimde yok diye. Bunu mu getirecektiniz? Gerçekten mi? Evet. Ay, sağ olun, çok yani ben de sürekli bana da soruyorlar, ne kullanıyorsunuz, ne kullanıyorsunuz? Genel sağlık için çok iyi. Duygu durum bozukluğu için kullanılıyor. O kadar çok şey için kullanılıyor ki. İşte süper gıdalar hayatımıza girdi. Çok popüler. Her yerde de, her kaynakta da yüzyılın süper gıdası chia tohumu diye geçiyor. Ama ben iddia ediyorum, hayır, makak kökü tozu 100 yılın süper gıdası, kullanmayan bilmez. Ben kendi üzerimden etkilerini bildiğim için. Yani ben de kullanmaya başlayacağım. Ama öğleden sonra alınmaz, onu söyleyeyim. Eğer o enerjiyi harcayamıyorsanız uykusuzluk yapar. Sabah almak lazım. Evet. Ben mesela kahvaltıdan sonra mesela ben yayında içebilir miyim? İçebilirsiniz. Herhangi bir sıvının neyin içine koyarsanız koyun, tüketebilirsiniz. Çok da keyifli içimi ben seviyorum.